affedersiniz Cengiz Bey. İmzalatmam gereken 2 adet sözleşme vardı, unutmuşum. Aklın nerede Nazlı senin? Affedersiniz. Günaydın Bahar Hanım. Günaydın Nazlı Hanım. Oo, günaydın Eniştem Bey. Günaydın Mehmet. Gazeteleri gördün mü? Gördüm. Beğenmişler kreasyonu. Beğenmişler mi? Ne beğenmesi enişte? Bayılmışlar, bayılmışlar. Herkesin keyfi yerinde. Bir de eniştemin yerinde olsa. Benim keyfim yerinde. İyi ol eniştem. Aslan eniştem benim. Herkese kolay gelsin. O gece benim kalbimin teklediği gece Selim'in deposuna girmiş. Hırsız Selim'in. Neden yaptın diye çok sıkıştırdım. Kendim için değil, annem için yaptım dedi. Seni başka bir eve taşımak istiyormuş. Biliyorum baba. Ah be kızım. Yaşıtları nelerle uğraşıyor? Benimki neyi düşünüyor? Uzun lafın kısası, gözümüzü dar taşmamız lazım. Ne demişler? Beşer şaşar, bugün yapan yarın yine yapar. Ne olacak peki baba? Şimdilik işine ses etmeyeceğiz. Namusuyla para kazanacak. Bugün yarın kodese girdi mi diye yüreğimiz oynamayacak. Şimdi de yüreğimiz başka türlü hoplayacak ama. Bekleyip göreceğiz kızım. Belki kendi istemez bırakır işi. O bırakmazsa ben Mihal çaresine bakacağım. Tutmayacağız Bahar'ı orada. Hem Cengiz'in yanında da değil. Kayınbiraderi Mehmet'in yanında çalışıyormuş. Öyle bir meselenin hemen açığa çıkması kolay değil. Bizim yapmamız gereken yüreğimizi ferah tutup suyu bulandırmamak. Yokluğu dertti, varlığı ayrı bir dert oldu. Kim girdi lan benim dükkanıma? Eyvah eyvah. Kimseyi görmedim ben. Kimseyi görmedim ya. Lan! Alırım lan ayağımın altını seni. Kimse söyle. Kimseyi görmedim dedim. Kimseyi görmedim ben. Ne demek lan o? Kimseyi görmedim demek. Hiç kimseyi görmedim. Görmedim işte. Girmedi kimse. Lan! Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Aç lan! Aç! Yoksa kan alırım lan. Ayraç pozitif. Ayraç pozitif dedi, öyle söyledi. Benim kanım oymuş. Lan! 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 Dede yalan söylemez. Ben de söylemem. Sen de söyleme. Lan! Konuşsana lan! Konuşsana! Konuşmayan bilmez. Bilen konuşmaz. Seven ihanet etmez. Ulan. Ulan ben seni bir seveceğim şimdi. Kim patlattı lan beni dükkanı? Bahar! Bahar seven ihanet etmez. Seven! Kemal. Benim. Aa. Senin bu saatte ne işin var oğlum evde? Hayırdır anne, rahatsız mı ettim? Yok anneciğim, olur mu öyle şey? Sen işteyim deyince ben öyle şey ettim. Motor arıza yaptı da benim de kafam ona bozuldu, eve geldim ya. İyi yapmışsın çocuğum. Senin karnın açsa ben hemen bir tepsiye bir şeyler hazırlar, salona getiririm. Yok yok, su alacağım ya. Ay, ben getiririm çocuğum, sen niye yoruluyorsun? Anne ne oluyor sana ya, çekeyim. Aa, ay ne olacak canım, yorulma diye şey ediyorum. Anneciğim ben alırım su ya, Allah Allah. Benden gizli buraya mı geliyor? Ben sana su vereyim. Anne bana su falan verme. Sana bir soru sordum, bana cevap ver. Oğlum bir kızmadan dinle sen. Gizli gizli buraya mı geliyor dedim anne, söyle.
Sen hastanede öyle konuşunca dayanamadım. Telefon açtım, çağırdım. Gönlü kırılmıştır. Gönlü mü kırılmıştır? O kaç kere kırdı anne bizim gönlümüzü? Kemal, oğlum. Bak yıllardır o bizi geçindirebilsin diye gece bekçiliği yapıyor. Öyle mi? Seni bu yalanlarla mı kandırıyor? Sen de yiyorsun yani bunları, ha? Öyle söyleme be Kemal. Babandır o senin. Anneciğim, şu güzel gözlerini aç artık. Adam gitti, yok. Başkasıyla birlikte yaşıyor. Bir de üstüne üstü var ondan ya. Hala tutturmuşsun baban da baban, baban da baban. Nerede bu adam anne? Biz ne yaptık da çekti gitti? Gittiyse gitti. Ne yapayım? Yıllardır üzerimizden elini çekmedi bu adam. Bana bak Kemal. Eğer benim kocamsa senin de babandır. Sakın arkasından bir daha kötü konuşayım deme. Sakın. Dün senden numaramı alan adam bugün mesajlarıma cevap vermiyor. Salak. Ne zannediyorsa kendini. E canım zaten o kim ben kim yani. Buket sen etkilendin mi bu çocuktan? Yok be. Resimden etkilendim onun. Böyle bir tuhaf tavırlar. Tripler falan. Ha o arayacak beni zaten ben biliyorum. Eminim yani. Durum anlaşıldı. Yine hırs yaptı bizimki. Eyvah yandık vallahi. Yok yapmadım. Yapsam ne olur? Ne zaman hırsı yaptım da kaybettim? Tamam tamam. Sen gel de konuşalım. Tamam. Hadi öpüyorum. Bye bye. Bye. Çok fena hırs yapmış Buket. Anlaşıldı. Önümüzdeki bir ayın gündemi belli. Ay bir ay sürmez bile. Buket'i tanımıyor musun? Çocuk nasılsa arar, bizimki de uzaklaşır. Net. Kapıyı çaldığın için teşekkür ederim. Dur. Konuşacağız seninle. İşim var. Buket. Geç bakayım şöyle. Ne istiyorsun anne? Son zamanlardaki davranışlarından hiç memnun değilim. Aa öyle mi? Kusura bakma ya ben seni memnun etmem gerektiğini bilmiyordum. Ya o kadar şımarıksın ki. Babandan aldığın güçle her şeyi yapabileceğini sanıyorsun. Anne ben gerçekten yine aynı şeyleri duymak istemiyorum. Konuşmak da istemiyorum. Şu an hiç havamda da değilim. Ha benden çok şikayetçiysen sen şikayetlerini bir kağıda yaz. Ben sonra okurum tamam? Küstahlık etme doğru konuş benimle. Anne uğraşamayacağım. Ben senin baban değilim anladın mı? Ben bu davranışlarına izin vermem. Ama sen istesen de babam gibi olamazsın zaten. Ne dedin sen? Ne mi dedim? İstesen de dedim, babam gibi olamazsın dedim. Çünkü o senin gibi değil. Her şeyden herkesten nefret etmiyor mesela. İşi gücü ben de değilim. Sen ne yapıyorsun? Canın sıkıldıkça benle uğraşıyorsun. Ya yeter. Ben sürekli bununla uğraşmak zorunda değilim. Yeter. Terbiyesizlik etme Buket. Karşında annem var senin. Ya anne. Neyse. Ne? Söyle. Söyle hadi içinde kalmasın. Şşş. Sessiz olun. Herkes sizi dinliyor. Herkes bizi dinler anneanne. Her zamanki şeyler.